Merhabalar sevgili Zanka TV izleyicileri. Merhabalar hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Senden sende neler var neler yok. Geçmiş yani, bir müddetine kutlayayım. İşçinin, emekçinin birlik, dayanışma ve mücadele gününü geçmişte olsa unutmadan kutlayalım. Sonunda biz de bir eğitim emekçisi sayılırız. Her ne kadar online olarak evimizden işimizi sürdürüyorsak da. Doğru, ben de sizin ve tüm aslında burada bu yayında da emeği geçen medya çalışanlarımızın kamera arkasında ya da bilgisayar arkasında çalışan emekçilerin de bu vesile görünmeyen, işin görünmeyen tarafında çalışanların da bayramını kutlayayım. Zaten aslında bugünkü konumuzdan biri de bu olacak. 1 Mayıs'ı daha sonra onunla alakalı olarak Uluslararası Emek Örgütü'nün yine güncellediği bir monitörünü, raporunu konuşacağız. Son olarak da yine bu hafta Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisindeki değişikliğe değinerek kapatacağız herhalde. Hocam, Cuma günü 1 Mayıs'tı. Pencerelerde, balkonlarda bu sefer kutlamak icap etti. Ümit edelim ki bir dahakine milyonlar olarak meydanlarda bayraklarla, flamalarla kutlayacağız yine. Fakat hani işçi sınıfının durumunu siz bu 1 Mayıs çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, her ne kadar dünyada da meydanlarda böyle büyük kalabalıklar şeklinde kutlanamadıysa da 1 Mayıs, bu salgın öncesinde dünyadaki toplumsal hareketlerde emekçilerin çok ciddi bir payı vardı. Özellikle neoliberalizmin işçi sınıfını bölen, insanları atomize eden, geçici, parça başı, düşük ücretli, gig ekonomi denilen sağlık, eğitim, sigorta, güvencesi olmaksızın çalışma biçimlerine karşı ciddi bir tepki vardı. Hatırlarsak bütün dünyada direniş hareketleri ciddi bir moment kazanmıştı. Özellikle Şili'deki toplumsal hareketlilik çok dikkat çekiyordu. Ama bizim bölgemizde de Irak ve Lübnan'da özellikle geçim şartlarına yönelik geniş kitlelerin sokaklara dökülmesi, hepsinden önemlisi buralardaki etnik, mezhepsel bölünmeleri aşan, o ülkeyi yönetenlerin hepsine tepki duyan emekçilerin ortak bir sesi, çığlığı söz konusuydu. O bakımdan aslında salgın öncesinde de bütün dünyada gelir ve servet dağılımı bozukluklarının derinleşmesine, neoliberalizmin güvencesiz geniş kitleler yaratmasına çok ciddi bir tepki vardı. Bu işin böyle gidemeyeceğini yönetenler, burjuvazinin sözcüleri dahi itiraf etmeye başlamış. İşte böyle bir dönemde COVID-19 salgını patlak verdi. Tamamen farklı parametreler üzerinden konuşmaya başladık. 1 Mayıs'ta bu koşullarda gerçekleşti. Ama çok açık bir şekilde ortaya çıktı ki artık neoliberal ideolojiyle yoluna devam etmesi, küresel burjuvazinin de piyasa toplumunun verdiği sinyaller doğrultusunda ülkelerin ve bütün bütçelerinin yönetilmesi artık mümkün olmayacak. Aslında en son 50 yıllık defteri şöyle önümüze koyduğumuzda işçi sınıfı olarak kaybeden tarafta olduğumuzu çok net bir şekilde söyleyebiliriz maalesef. Yani neredeyse tüm dünyada, Türkiye'de de bu böyle. Sendikalaşma oranının düştüğünü görüyoruz. Yani Türkiye verisi yanlış hatırlamıyorsam yani 70'lerde 80'lerde %25-30'lardan bugün %4'lere 5'lere kadar inmiş durumda sendikalaşma oranı. Grev sayısı hakeza öyle. 90'lı yıllarda yılda
Yani 120 grevin yapıldığı 94 senesi diye aklımda kalmış ama tam emin değilim. Yılda 100 grevin, 120 grevin, 70-80 grevin yapıldığı 90'lı yıllardan bugün yılda 4-5-7 grevin yapıldığı bir zamana geldik. Aynı şekilde... O kadar bir ölçüde metal iş kolunda belli evet. Sendikaların örgütlediği işçilerin grevleri. Bunlarla tabii ilintili olarak da yani hani sendikasızlaşma ve işçilerin, sendikalı işçilerin grev gücünü kullanamıyor olmasıyla da alakalı olarak da ücret payı dediğimiz yani toplam gayri safi yurt içi hasıladan ücretlilerin hesabına düşen pay yında azaldığını biz görüyoruz yıllar içinde. İşsizlik uzun vadeli bir trend olarak zaten artıyor. Güvencesiz çalışma koşulları artıyor aşağı yukarı her sektör çalışanları için. Buna mukabil sizin de dediğiniz gibi en zengin %1'in hem gelirinin hem de servetinin hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Aslında dünyanın en zenginlerinden Warren Buffett'ın hani bu durumu özetleyen meşhur bir sözü de vardır. Sınıf savaşı diye bir şey var, doğru. Savaşı yapan zaten benim sınıfım yani zengin sınıf ve biz kazanıyoruz. Son 50 yıldır gerçekten hani verilerde her şeyde her türlü sonuç zenginlerin kazandığını gösteriyor. Warren Buffett işte, grup bir daha çok vergi sistemdeki adaletsizlikle ayrıca da dalga geçmeyi bilecek mizah hissine sahip veya kendini o kadar güvende hissediyor. Hani şey derler ya, derdi ki mahalle maçlarında adamınız gol diyor diye. Yani hani bir kapitalistin yani bunları söylüyor olması işte sınıf mücadelesini, kapitalizmin sınıfsal yapısını reddedenlere de aslında bir nevi işte kendi adamın söylüyor gibi bir şey verdi bize. Yani umut edelim en kötü 1 Mayıs'ımız, 1 Mayıs'larımız böyle olsun. Bundan sonraki zamanlarda bizim savaşı bizim kazandığımız 1 Mayıs'lar kutlarız. Tabii bu böyle iyi niyet göstergesi ya da işte dilek ederek olmaz. Bunun için herhalde yapmamız gereken şey örgütlenmek. Sendikalaşmak, aktif siyasete katılmak değil mi hocam? Siz ne düşünüyorsunuz? Çok kaba taslak söylemek gerekirse zaten neoliberal politikaların işte başlangıcı 80'ler ama 90'larla birlikte emeğin payı sürekli olarak senin de vurguladığın gibi üretim içerisinden aldığı pay sürekli gerilemeye başlamıştı. Ama bu dönemde finansallaşma mekanizmalarıyla yani insanların gelirinden daha fazla harcayabilmesine olanak veren düzeneklerle bunun dünya ekonomisindeki büyümeyi çok yavaşlatması engellenmişti. İnsanlar işte kredi kartlarıyla, bireysel kredilerle, taşıt kredileriyle, öğrenci kredileriyle ve en başta konut kredileriyle ücretleri düşse dahi daha yüksek bir harcama kapasitesine kavuşuyorlardır. Finansal sistemde onları borçlanmaya cezbetmek için bütün hünerini konuşturuyor idi. 2007-2008 krizine böyle bir dönemde yakalandı dünya ekonomisi. Ondan beri de zaten bu küresel finansallaşma artık sınırlarına dayandığı için bu mekanizma devam ettirilemiyordu. Dünyada yavaş bir şekilde büyüyordu. Yani sistemin kendi döngüsünü sağlaması da mümkün olmuyordu. Yani 2020 yılında zaten dünya büyümesinin hızla daraldığı, bir krizin gelip gelmediği, gelmeyeceği tartışmasının yapıldığı bir konjonktürde bu salgın bizleri yakaladı. Belki bir noktayı daha vurgulamakta yarar var. Sen de gayet güzel ifade ettin. Bu aradan geçen dönem sermayedarlar lehine hem üretim araçlarını elinde bulunduran hem de finansal mekanizmalarla servetlerini ve gelirlerini
çoğaltanlar lehine gelişti. Fakat bu salgınla birlikte emekçiler arasında, genel olarak emeğiyle geçinenler arasında da şöyle bir yarık ortaya çıktı. Hani bizler gibi işini uzaktan yapabilenlerin gelirleri ve geçimleri daha az etkilendi. Genelde bu kesimler daha salgından önce de daha yüksek eğitim ve beceriye sahip ve daha yüksek gelirler elde edenlerdi. Piyasada iki tip emekçi çok ciddi risklere maruz kaldı. Bir tanesi geçtiğimiz programlarda da söylediğimiz gibi, başta tabii ki sağlıkçılar ama işte kuryeler, lojistik sektöründe çalışanlar, marketlerde çalışanlar, bunlar işlerine çoğu zaman güvencesiz, düşük ücretli işlerine devam ederken çok ciddi bir sağlık riskiyle karşı karşıya kaldılar. En geri kalanlar da işsiz üretim sürecinin dışına itildiler ve yoksulluğa, açlığa doğru ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. Evet. Çok haklısınız. Bir şey daha eklemek istiyorum. Zaten bu finansallaşmanın ve hem hane halkının hem genel olarak hani borçlanmanın işte kredi kartlı kullanımının vesaire taksitli işte ev sahibi olma, otomobil sahibi olma, hani bunların artmasıyla da alakalı aslında insanların, işçilerin sendikalaşma ya da siyasete girme alanının kısıtlanması. Çünkü yani önünüzde 36 yıllık, işte 30 yıllık ev taksidi ödeyeceksiniz. Birkaç ev ödeme yapamadığınızda borcunuz çöküyor vesaire. Hal böyleyken iş yerinde işte çıkıntılık tırnak içinde yapıp işte işçileri örgütleme, sendikaya girme vesaire gibi şeye, risklere girmiyorsunuz. Ya da siyasete atılıp işte sokaklarda polislerle çatışma gibi şeylere girmek istemiyorsunuz. Yani elin hem geleceğinizi bağlıyor bu borçluluk, bu finansallaşma, hem de siyaseten aktif olmanızı engelliyor. Aslında hani kapitalist sistemi biraz da stabilize eden çok anahtar mekanizmalardan biri oldu son 40-50 yılda bu finansallaşma. Zaten geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdiğimiz temel gelir ödemesi veya yurttaşlık gelir ödemesini savunmamızın gerekçelerinden biri de buydu. İnsanların istikrarlı bir geliri olması durumunda hem sendikalaşmaktan çekinmezler, siyasete katılmaktan, demokratik süreçlere katılmaktan çekinmezler ve bunlara daha fazla zamanları olur. Yani gerçek anlamda bir yurttaş olmanın gereklerini daha kolay yerine getirirler demiştik. Bunun tekrar altını çizelim istersen. Bu vesileyle isterseniz ILO'nun ya da ILO'nun, Uluslararası Emek Örgütü'nün monitörüne geçelim. Zaten geçen haftalarda da bir programda üstünden geçmiştik, biraz konuşmuştuk. Ona bir güncelleme getirdi ILO bu hafta. Küresel çalışma saatinin, toplam çalışma saatinin krizden önceki son normal çeyreğe göre %10.5 azalacağını ikinci çeyrekte, yani Nisan, Mayıs, Haziran çeyreğinde %10.5, %10-11'lik bir düşüş olacağını bekliyor. İlk çeyrekte %4.5'luk bir düşüş olmuştu. İkinci çeyrekte bunun 10.5'e geleceği bekleniyor. Bu da hani çarptığımız zaman ya da böldüğümüz zaman toplam 305 milyon tam zamanlı iş kaybı anlamına geliyor. Önceki tahmini ILO'nun 195 milyondu. Yani 195 milyondan 305 milyon iş kaybına güncelledi. Bir önceki temel sebebi bu. 25 milyondu. Bu üçüncü versiyonu güncellediği rapor. Yani her rapor daha kötüye gidiyor. Sebebini de şey olarak söylüyorlar. Hani karantinaların uzaması. Yani sonuçta karantinaların ne zaman biteceği bilinmiyor. Öyle bir tarih verilmiyor. Güncelleniyor karantinalar. Uzatılıyor. Uzatıldıkça ekonominin tekrardan harekete geçmesi gecikiyor. Gecikme oldukça da işsizlik artıyor. İş kayıpları artıyor.
Dolayısıyla bu şirketler de araştırmalarında güncellemek zorunda kalıyorlar. Şimdi 305 milyon ya da işte 10.5 bir düşüş ama bir sonraki raporda belki daha da artabilir. Bu önemli kısmının da bunun perakende ve toptan satış sektörlerinde olduğunun da altını çiziyor bir yandan. Diğer yandan da tabii en çok etkilenenlerin gelir kaybı olarak kayıt dışı işçiler oldukları. Dünyada 1.6 milyar kayıt dışı çalışan olduğu tahmin ediliyor. Tabii kayıt dışı çalışanlar ne işsizlik sigortasından yararlanabiliyorlar, ne işte bizdeki işte kısa çalışma ödeneği vesaire gibi şey, bunların hiçbirinden yararlanamıyorlar. Çünkü zaten kağıt üstünde çalışıyor, gözükmüyorlar. İşte işsiz kalmış da sayılmıyorlar. Bunların, yani kayıt dışı çalışanların ortalamada %60'lık bir gelir kaybına uğrayacakları, bazı bölgelerde, bazı ülkelerde yani bunun %80'lere kadar, %82'ye kadar ve son olarak da göreli yoksulluğun dünyada %34 oranında artacağı tahmin ediliyor raporda. Yani çok çarpıcı veriler. Çok yüksek rakamlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu rakamı? ILO'nun bu monitörünü? Şimdi toptan perakende satış yapanlar, kendi hesabına çalışanlar dendiği zaman hani küçük çaplı bir iş insanı, iş adamı veya iş kadını izlenim uyanabilir. Aslında özellikle yoksul ülkelerde çok daha yaygın olan sokak satıcıları, küçük el sanatları yapanlar, yani örgütlü emek gücü olma şansına, full time bir işte çalışma şansına sahip olmadıkları için geçimlerini bu yolla çalışarak evlerindeki tencereyi kaynatma gayretinde olanları içeriyor. Yoksa bunlara sorsanız, belediyede bir iş var, bir sanayi kuruluşunda maaşlı bir istihdam kapısı açıldı, koşa koşa gelirler. Şimdi bunlar kent yoksulları, söylediğim gibi güvencesizler, evlerini zor geçindiriyorlar. Bunun sonucunda da çocukları, aileleri eğitim, sağlık olanaklarından yeterince yararlanamıyor. Yani gelecek kuşaklarda kapitalizmin kendi mantığı içerisinde dahi sağlıklı, eğitimli bireyler olarak iş gücüne katılamayacaklar. Bu genel bir sorundu. Fakat salgın döneminde bunların şartları çok daha kötüleşti. Ben günlük hayatta da görüyorum. Çıktığım zaman sokak satıcıları umarsız bir şekilde ürünlerini pazarlamaya çalışıyorlar ama Osmanlı'ya çıktım, kestaneci. Şimdi insanların birbirine zaten uzaklaştığı, bir şeyi yıkamadan, dezenfekte etmeden yemediği koşullarda kim kestaneciden alışveriş yapar? Veya işte bıçak bileyicisine rastladım. İnsanlar kapısına gelen bir kuryeden bile uzak duruyor. Bir zarf size teslim ettiği zaman dahi onu çekinerek alıyor. Kim bıçak bileyicisini evine sokar? İşte köşede bir portatal satıcısına rastladım. İnsanların şöyle bir eğilimlerini de ben gözlemlemeye çalıştım. Alışverişlerini mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlamaya çalışıyorlar. Onun için farklı yerlere gidip de işte bir yerden portakal alayım, öbüründen yufka alayım, ekmeği başka bir yerden alayım demek yerine büyük marketlerden tek hamlede işlerini halletmeye çalışıyorlar. Bu da bu kent yoksullarını özellikle etkiliyor diye. Ha, yeni çalışma alanları da oluşuyor. İşte tıraş makinesi satan bir satıcıya rastladım Kurtuluş Caddesi'nde. Tek ürünü var ama insanlar berbere gidemedikleri için, kendi bakımlarını kendi yaptıkları için böyle bir iş alanı açılmış. Ama bu şekilde açılan işler birse, kapanan işler veya geliri çok çok düşen işler, onun için bu sürecin uzaması halinde çok çok büyük bir Türkiye'yi de yoksulluk dalgası bekliyor. Bunu biraz daha detaylı konuşabiliriz ama
mevcut hükümetin yaklaşımı mümkün olduğu kadar bu kesimleri işsizler arasında göstermemek. Onun için Türkiye'deki sosyal felaketin istatistikleri tam olarak yansımayacağını şimdiden tahmin edebiliriz. Evet, ben de öyle tahmin ediyorum. Bir iki benim de gözlemim oldu bu süreçte. Yani en çok ben kargo işçilerini, kuryelerin, işte motosikletle kargo taşıyan, yemek taşıyan işçilerin çok mağdur olduklarını görüyorum. Ama bir şirketin mesela bir uygulaması şöyle, kapıya bırakıyor, zile basmıyor, kapıya çalıp tıklatıp gidiyor. Yani herhangi bir, eğer önceden ödemeyi yaptıysanız tabii, internet üzerinden bir şey aldıysanız, öyle bir yol bulmuşlar. Onun haricinde marketlerde 40 kişi, herhangi bir işte bakkala, markete en fazla 40 kişi alınacaktır tarzı bir ibare var. Kapılara da bu yapıştırılıyor ama benim gördüğüm şu oldu, yani market alışverişi yapmaya çıktığımda genelde kuyruklar oluşuyor ve bir yerde insanlar o kuyrukları terk edebiliyorlar. Eğer çok zaruri bir ihtiyaç değilse alacakları şey, sıkılıp, uzun sürüyor çünkü işte birinin çıkıp ötekinin girmesi. Öyle olunca marketler müşteri kaybediyor. Onu engellemek için marketin için yani 50, 60, 70 kişiye kadar çıkarttıklarını ben gördüm. Denetimler herhalde bu noktada yetersiz kalıyor. Yeteri kadar teftiş yapılamıyor. Bundan da istifade etmeye çalışan berberler, marketler, diğer esnaflar, küçük esnaflar var. Şöyle, Türkiye'de sürekli olarak salgına yönelik yeni yeni programlar açıklanıyor. Rakamlar giderek büyütülüyor. İşte 100 milyardan başladık. Şimdi 200 milyara kadar çıktığını ifade ediyor. Gerek Hazine ve Maliye Bakanı, gerek Cumhurbaşkanı. Fakat baktığımız zaman alt kırılımlarına bizim bu rakamlara ulaşmamız mümkün değil. Yani şöyle bir hesap yapmak mümkün. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izinler vasıtasıyla 28 milyarın biraz üzerinde bir ödeme yapılması söz konusu. İşte yaptıkları açıklamalara göre yoksul ailelere ilk parti 2 milyon 100 bin aileye, sonra 2 milyon 300 bin aileye, şimdi de 4 milyon aileye ödeme yapılacağı söyleniyor. Bunu da topladığımız zaman 1000 liradan işte 9 milyar lira civarında şey oluyor en fazla. Bir de doğrudan doğruya ödeme şeklinde yansıyan emekli maaşlarının 1500 liraya çekilmesi. Bunun toplam faturasının ne olduğunu hesaplayacak veriler açıkça yok elimizde ama bunu 2 milyarın ötesine geçme ihtimali yok. Böyle hesaplandığı zaman 40 milyarlık bir rakama ulaşıyoruz. Yani Türkiye'deki gayri safi milli hasılanın %1'ine bile varmayan bir yoksul kesimlere, işsizlikle yüz yüze gelen kesimlere bir kaynak aktarımı söz konusu. Geri kalanları da büyük ölçüde iş çevrelerine yönelik programlar. Ama onlar da genelde ödemelerin ertelenmesini içeriyor. Yeni kredi programları içeriyor. Bunların da iki tür riski var. Yani bir tanesi, mevcut ödemeleri erteleseniz de işletmelerin bugün içinde de bulundukları sıkıntıya bir çözüm getirmiyor. İkincisi de, salgın biraz hafifleme yoluna girerse işletmelerin ve tek tek insanların önünde daha büyük bir borç yükü olacak. Bu da haliyle harcamalarını kısıtlayacak. Ekonomideki talebin artmasını engelleyecek. Onun için salgın geride bırakılsa dahi önümüzde ekonomiyi çok zor günler beklediğini gösteriyor bütün rakamlar. Şimdi bu işsizlik rakamına bunların yansımama ihtimalini şuradan çıkartıyorum. Kısa çalışma ödeneğini 3 milyon
40 bin kişi başvurmuş. Kabataslak bunun yarısı kadar da kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayan ücretsiz izinden yararlanacak yurttaşlar var. Tabii yararlanacak derken günde 40 lira alarak hani bu rakam belki açlığı önler ama mesela kira ödüyorsanız elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi faturaların ödenmesini sağlamaz. Bunları büyük ihtimalle TÜİK işsizler arasında saymayacak. O bakımdan bu programlara başvuranlar çok olduğu için en son açıklanan İşkur'a işsizlik başvurusu 300 binin biraz üzerinde, yanlış hatırlamıyorsam 326 bin oldu. O bakımdan işsizlik oranı çok yüksek olarak ifade edilmeyebilir ama bu Türkiye'deki gerçek işsizliği yansıtmayacak. Benim tahminim gerçek anlamda işsizlik Türkiye'de yaz sonunda %25'i rahatlıkla bulacak. Geri kalanları içerisinde de ücretini eksik alanlar, geç alanların da sayısı pek az olmayacak göründüğü kadarıyla. Yani aşağı yukarı zaten çoğu gelişmiş ülkede de bu tarz rakamlar telaffuz ediliyor. Yani %20, %25, %27 gibi. Tabii tek fark belki onlar gerçeğe daha yakın rakamlar açıklıyorlardır. Bizim İstatistik Enstitümüzün verileri gerçekten epey bir saparak açıklanacak muhtemelen. Bununla alakalı olarak yine bir veri, diğer veriye geçelim konuşacağımız olarak isterseniz. Enflasyon verisi güncellendi. Yıl sonu 8.2 olması beklenen enflasyon 7.4'e çekildi. Önümüzdeki yıl 5.4, daha sonrasında da %5 oturup işte devam edecek şeklinde bir açıklama yapıldı. Yani bu şekilde beklentilerini güncelledi Merkez Bankası. Tabii %7.4'e çekildi diyor ama bir genişte bir aralık veriyor. 9.3 ile 5.5 arasında bekliyoruz. Orta noktası 7.4 diyorlar. Yani bunun sebeplerinden en önemli sebebi düşen tabii harcamalar, harcamaların azalması. Diğeri de düşen petrol fiyatları. Tabii bazı ülkeler deflasyon sınırındayken yani eksi büyüme, eksi fiyat seviyesi, fiyatların gerilemesi ya da işte birin altında çok yavaş enflasyon seviyesinde gezinirken hani bizim 7.4'lük beklentimiz bile yüksek ama yani tahminim onu bile yakalayamayacağımız, onu bile tutturamayacağımızı düşünüyorum ben. Siz nasıl değerlendirdiniz bu güncellemeyi? Şimdi öyle belirsizliklerin fazla olduğu bir dönemdeyiz ki yani hiçbir istatistiğe bu olmaz diye demek mümkün değil. Ama şimdi %7.4'ün gerçekleşmesi için Türkiye'de sosyal tablonun bizim öngördüğümüzden de kötü olması gerekir. Yani enflasyonun bu kadar düşük seyretmesi ancak insanların satın alma gücünün iyice düşmesi, bazı kesimlerin tamamen satın alma gücünü yitirmesi ve belli ürünlerin fiyatının düşmesiyle mümkün olur. Şimdi kaç faktör etkileyecek? Bir tanesi döviz kuru. İşte ben Plevne savunmasına benzetmiştim. Hatta işte Gazi Osman Paşa marşı eşliğinde bari yediği savunsun traderlar demiştim. Yediği geçmemesi için büyük bir gayret sarf edildi. Ama Cuma günü, 1 Mayıs günü yediği belirgin bir şekilde geçti. Önümüzdeki hafta tam nasıl olur? Hani az işlemin olduğu bir noktada belki iş çığırından çıkmıştır, tekrar 7'nin altına gelir mi? Bunu bilemem. Ama 7 üzerinden yaptığımız bir hesaplama yılbaşında ki yıla 5.95'te girdi döviz kuru. %18'in 18-19 aralığında bir değer yitirmesine TL'nin işaret ediyor. Bunun enflasyona etkisi
%15'ten dahi hesaplasak geçirgenliği, ki son dönemlerde %20'ye kadar bunu çeken yaklaşımlar var, en az 3 puanlık bir etki olacak. Evet. Onun üstüne diğer faktörleri de eklediğimiz zaman %7.4'e ulaşılması ancak insanlar hiçbir şey alamaz hale gelirse olur. O da şu şekilde olsa olur. Örneğin en son açıklanan Türkiye'deki talep verileri, giyim kuşamın %75 oranında talebin düştüğünü gösterir. Yani insanlar bir, çok keyifleri olmadığı için kılık kıyafete para harcamazlar, veya işte biz de görüyoruz, yüzünde maske olan bir insanın pantolonunun çok ütülü veya yeni olmasına çok önem vermemesi beklenebilir. Bu tip ürünlerde düşüş olabilir ama en temel ihtiyaç maddeleri başta gıda olmak üzere bu ölçüde düşecek midir? Onu da konuşmak gerekir. Türkiye'de işte petrol ve enerjinin fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonu belki aşağı doğru çeken bir faktör ortaya çıkabilir ama bu da sözleşmeler zaten geçişe yönelik olduğu için henüz yaygın ifadeyle pompa fiyatına yansımadı. Bir süre sonra yansıyacaktır ama bu kadar büyük bir etki yaratır mı? Ben şüpheliyim açıkçası. O bakımdan bu %7.4 çok gerçekçi görünmüyor ama dediğim gibi belirsizlik unsurları o kadar fazla ki hani farklı bir rakam telaffuz etmek de kolay değil. Ama IMF'nin Türkiye'ye ilişkin tahminleri %12'ye işaret ediyordu. Türkiye gibi bir ülkede zaten enflasyonun çok düşük olması da istenmeyebilir bir anda. Neden? Çünkü özellikle firmalar borçlarını ödemekte güçlük çekerler. Yani ürünlerini düşük enflasyon ortamında satıp da %15-18 ile kredi kullanmışsa geçmişte zaten nakit akışlarını düzenleyemeyebilirler. O bakımdan enflasyonun istikrarlı olması, sürekli inip çıkmasının istenmemesinin en önemli bir nedeni de odur. Evet. Öte yandan anket çalışmaları yapılıyor ve insanların bu koronadan sonra bile işte tüketim alışkanlıklarını eskisine çevirmeyeceği hızlı bir şekilde görülüyor. Yani kalabalık ortamlara, işte marketti, konserdi, festivaldi, tiyatroydu, sinemaydı vesaire gibi hani normal tüketimlerine ulaşması en azından 6-7 ay 2021'i bulur. Yani zaman geçerek belki yavaş yavaş insanlar o psikolojik olarak ona alışmaya başlayabilir. Dolayısıyla hani tüketim harcamasının korona, bu karantinaları vesaireleri kalktıktan sonra bile hızlanmayacağı, yine düşük seyredeceği bekleniyor. Bir yandan da işte bu krizin, bu kırılma anının yarattığı psikolojiyle tasarruf yapma eğilimlerini de, hani kara gün için daha fazla para biriktirme eğiliminde olacakları da bekleniyor. Yani tüm bunlar aslında harcamaları düşük tutup işte enflasyonu diğer ülkelerde, bizde de aşağı çekeceği gibi bir beklenti de var. Buna söylediğiniz ek olarak. Evet, güzel açıkladın. Ben bu söylediklerini 4 maddede kısa kısa toplayabilirim. Bir tanesi, insanların geliri düşeceği için salgın döneminde özellikle gelirleri düştüğü için zaten harcama kapasiteleri daralacak. İkincisi, senin de söylediğin gibi bu kadar yüksek işsizlik, belirsizlik olan bir dönemde iyi kötü geliri olanlar da kendini güvensiz hissettiği için az harcayacaklar. Üçüncüsü, insanlar geçse bile bu tehlike normal hayata dönmekte zorluk çekecekler. Yani bir lokantaya girerken tereddüt edecek, bir kafeye otururken tereddüt edecek, sinemaya gitmek yerine televizyondan mı seyretsem, işte Netflix'e mi abone olsam diyecek. Yani insanlar fazlaca çekingen davranacak. Dördüncüsü de, zaman içerisinde alışkanlıkları değişmiş olabilecek. Yani AVM'yi hem alışveriş hem sosyalleşme
aracı olarak görürken artık AVM'ye girmeyecek veya sinemaya gitmek yerine senin söylediğin gibi abone olarak belli filmleri izleyecek. Artık işte kafede o kadar oturup boşuna para harcıyormuşum, kahveyi evimde yapayım diyecek. Yani bu dört faktörün dördü de talebi aşağı çeken faktörler. Onun için kolay kolay bu dönemin atlatılması kolay olmayacak. Ha şöyle olabilir, yani ekonomi az büyür, büyümez ama daha adil bir paylaşım olur. İnsanlar böyle reklama dönük gösteriş tüketiminden vazgeçerler. Yani yılda 3 pantolon alan bir pantolon alır ama işte daha fazla protein tüketebilmeye başlar. Hani böyle bir çözüm bizim için kötü olmayabilir ama Türkiye'yi yönetenlerin ne yazık ki böyle bir anlayışlarının olmadığını, işte itibardan tasarruf olmaz zihniyetinin yukarıdan başlayarak aşağılara doğru yayıldığını görür. Herkes kendi itibarından gücü oranında tasarruf etmemeye çalışıyor. Ağzınıza sağlık hocam. İsterseniz fazla uzatmadan bu haftaki programımızı kapatalım. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Önümüzdeki hafta yeni konularla yine Eko Muhabbet'te görüşmek üzere. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, görüşmek üzere.